Evet, iki kardeş, Mehmet ve Zülfiye Alpan kardeşler bizimle beraberler. Başınız sağ olsun, geçmiş olsun. Sağ Çok olun, korkunç sağ olun. şeyler yaşamışsınız, yaşıyorsunuz. Şimdi kardeş Hasan Akman'ı öldüren Ecevit Akman cinayetin ardından ağabeyi Mehmet Alkan'a, Mehmet Bey'e yengesiyle ilişkiye girdiğini, onun da bunu gizlice videoya çekerek ağabeyine izletmekle tehdit ettiğini ileri sürüyor. Akman ailesi yaşananların ardından bu olayları sindirmeye çalışırken çok sindirilecek gibi değil ama Hasan Bey'in eşi Arzu Hanım'dan şok eden açıklamalar geliyor. Mezar başında o görüntülerin ardından vicdan azabı çektiğini söylüyor Arzu Akman. Ve mezarın başında bakın nasıl itirafta bulunuyor. Şimdi onu bir izleyelim. Eşinin ağabeyiyle yasak aşk yaşadı. İki kardeşi birbirine kırdırdı ve azmettirici olduğu itirafını öldürttüğü kocası Hasan Akman'ın mezarı başında yaptı. Beni affet. Ben seni aldattım. Ecevit abinin ekibi aldattık seni. Hep oyunları oynadık sana. Ama zorla ama zor. Affet beni. Arzu Akman soğukkanlılıkla cinayeti itiraf ederken bir akrabası cep telefonu kamerasında o anları işte böyle kaydetti. Hep yalan söyledik sana. Ölmene sebep olduk. Öyle olsun istemezdim ama. Affet beni. Başlayın abla. Ne olur affet. Gerçekten inanılır gibi değil. Korkunç değil mi? İnanılır. Yani gerçekse o kayıt? Gerçek. O kayıt gerçek. Sahte değil efendim. Gerçek. Her şey denilen ispatlı. Ses nasıl öyle bağırarak mı konuşmuş mezarın başında? Evet. Yani. Zaten çeken de çok yakın anladığım kadarıyla. Yakın 5-6 adım en fazla. Yani inanılır gibi değil yani. Bunları sesli resmen itiraf etmesi de evet. Samimi ikrar zaten. Evet. Hayır ama, denetimli serbestlik nasıl alıyor? Nasıl ben olur anlamadım. Ya? Resmen azmettirici pozisyonda hayır, yani. Hayır bu... kayıt yeni mi elde edildi? Ne zaman elde edildi? Siz söyleyin. Mahkemede efendim. Mehmet Bey. Kardeşim öldükten 2 gün sonra elde edildi. Biz 7'sini yapıp İstanbul'a geldik. Ondan sonra da pazartesi günü kardeşiniz sonra... öldükten yani Ecevit kardeşi Hasan'ı öldürdükten sonra eve geliyorsunuz. Evet. Gelininiz itiraf etti gelinimize. Ne dedi size gelin evde? Gelinimiz biz cenazeye gömdük. Geldikten sonra oturuyorduk. Çok kalabalıktık. Kendi annesi de olmak üzere. Ya korkunç bir kardeş evin bir kardeşi içinde. Öldürmüş yani. Evet. Böyle çok düşünceliydi. Kafası yerdi. Abim de sordu. Dedi ki Arzu bu kadar düşünmene nedir yani? Bunlar kavga etmişler birbirlerine vurmuşlar. Biz de öyle biliyorduk yani. Bize öyle söylendi. Dedi ki abi benim suçum dedi. Arzu benim abi. Yüzümden oldu dedi. Neden senin yüzünden olsun kızım dedi bu da. Hani bilmediğimiz bir mevzu varsa anlat biz de bilelim. Evet. Kız yavaş yavaş anlatmaya başladı. Ve biz yani... Şok artık oldunuz. Ne anlattı size Allah aşkına ya? Ecevit'le beraber... ...dan sonra yıllar süren gelen bir ilişkisi olduğunu... Yani Hasan bir ara cezaevine giriyor rahmetli. Evet, evet. Hatta işte evet. Arzu'yu biri cinsel istismarda bulunuyor, onu öldürüyor. O kişiden çıkmadı, kaçırıldım diye şey yaptı yani cezaevine Arzu. Girmeden önce de diğer kardeşiyle de ilişkisi mi varmış? Hayır. Şimdi Arzu bizimle evlendiği zaman evet. Daha önceden bir çocukla geldi. 8 aylık bir çocukla. Kardeşim hiç evlenmedi. Hı hı. Bunu kardeşime kabul ettiren kişi yani kardeşim ikna eden kişi Arzu Akman'ın kız kardeşinin kaynarı oluyor. Benim kardeşim hani başka bir evlilik yapmamıştı. Neyse şöyle bunları yapalım. Evlendikten sonra öyle şeyler yaşanıyor ki bu korkunç itiraf geliyor. Bir kardeş bir kardeşi öldürüyor. Hatta yengesi yani bir dakika çok gerçekten çok karışık. Evet çok bu karışık. Bu arada başkasının istismar gördüğünden bahisle ikna edip kucağında bir bebekle geliyor.